Her yaz aynı trajedi. Samsun Atakum'da boğulma ve ölümler. Samsun Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında Samsun'da 17 vatandaş denizde boğularak hayatını kaybetti. Her yaz benzeri boğulma haberleri biz Samsunlular için vakayı adiyeden sayılıyor. Yani sıradan olağan karşılar olduk bütün boğulmaları. Atakum sahilinde gezenler kumsaldaki kalabalığa merak edip bakmıyorlar bile. Gene birisi boğulmuş deyip geçiyorlar. Boğulmuş diye geçiştirdiğimiz veya daha sorumlu davranıp 112'yi aralayarak başında beklediğimiz sudan çıkarılan kazazedelerin büyük bölümü canlandırılabilir. Boğulma üzerinden 20-30 dakika geçmiş bile olsa etkili bir temel yaşam desteği yani yapay solunum ve kalp masajı ile kazazede yaşama döndürülebilir. Denizi değiştiremeyeceğimize ve de insanların denize girmesini yasaklayamayacağımıza göre güvenli yüzme için uygun koşulları sağlamaktan başka yol yoktur. Bu konuda yerel ve merkezi yönetim organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevler vardır. Bu görevler eksiksiz yerine getirilmiş olsaydı her yıl 20-30 vatandaşımızı yitirmezdik. Karadeniz'in dalga yapısı, rif akıntısı, yüzme güvenliği, can kurtaran hizmetleri vesaire bu açıklamamızın konusu değildir. Az önce de söylediğim gibi dertlendiğimiz husus, boğulmuş kişiyi yeniden hayata döndürmek için yapılan ya da yapılması gereken ilk yardım sürecine ilişkindir. Solunumu ve kalbi duran kişi ölmüş sayılmaz. Beyninin ölmüş olması gerekir. Bu süreç yani beyin hasarı kalp durduktan yaklaşık 5 dakika sonra başlar ve yaklaşık 10 dakikada tamamlanır. İşte bu süreç tamamlanmadan özellikle ilk 5 dakika içinde yapılacak etkili bir temel yaşam desteği yani yapay solunum ve kalp masajı beyin ölümünü büyük ölçüde engeller ve kişiyi ölümden kurtarır. Suda boğulmalarda kişiyi yaşama döndürmek daha kolaydır. Bunun nedeni boğulma sürecinde gelişen fizyopatolojik sürecin karadakinden farklı seyretmesidir. Bunları sıralarsak beyin ölümü daha geç olmaktadır. 20-30 dakikaya kadar uzayabilmektedir. Suyun soğukluğunun da etkisiyle çevresel damarların çapı küçülür, hayati organlara giden kan akımı artar. Kazazedenin herhangi bir hastalığının olmaması, organların sağlıklı ve işlevsel olması, kan dolaşımı dinamiğinin daha düzenli olmasını ve beyne daha uzun süre kan gitmesini sağlamaktadır. Yaygın kanının aksine boğulmalarda akciğerler suyla dolmamaktadır. Kazazedenin ciğerindeki suyu boşaltmak için uğraşmak gereksiz, yararsız ve anlamsızdır. Çoğu boğulmada akciğerler tertemiz ve hava ile doludur. Soluk borusuna giden az miktardaki bir sıvı larynx spazmına yani gırtlağın kasılmasına neden olur ve akciğerlere hava gitmediği gibi su da gitmez. Mide ağzına kadar su ile dolu bile olsa bunun ölüm ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ölüm beynin oksijensiz kalması nedeniyle olmaktadır. Azımsanmayacak bir oranda suya atlama sonucu oluşan kafa veya omurga yaralanması sonucu da kişi boğulabilir. Bu nedenle kazazede sudan çıkarılırken yere paralel düz şekilde çıkarılmalı. Yani en az 3 kişi ve 6 destek noktasından kavranarak çıkarılmalıdır. Hayata döndürülse bile ömür boyu yatalak bir vakaya neden olunmamalıdır. Yapılacak iş temel yaşam desteğidir. Yani 2 nefes 30 kalp basısı. 2 kurtarıcı nefes su içerisindeyken ayaklar yere değer değmez verilmeli. Kenardaki ıslak ve sert zeminde 30 masaj 2 nefes olacak şekilde devam ettirilmelidir. Bu uygulamayı doğru ve etkili şekilde yapabilmek için ilk yardım eğitimi almış ve ilk yardımcı sertifikası sahibi olmak gerekir. İlk yardım yönetmeliği uyarınca tüm kurum ve kuruluşların belli sayıda sertifikalı ilk yardımcı bulundurulması, çalışanların bir kısmına eğitim ve sertifika aldırılması zorunludur. Atakum'da durum nedir? Sahilimizde yüzlerce işletme, iş yeri var. İlk yardımcı bulunduran mekan sayısı bir elin parmak sayısını geçmemektedir. 112'nin aranarak kazazedenin başında beklenmesi beyhude bir davranıştır. Sağlık ekipleri geldiğinde çoğu kez iş işten geçmiş, kazazede ölmüş olacaktır ve öyle olmaktadır. Her yaz Atakum sahilinde çoğu genç ve çocuk 20-30 kişi boğularak ölmektedir. 2023 yılında bu durum utanç vericidir.
Sahildeki işletmelerin denetlenerek yasal zorunluluk olan ilk yardımcı bulundurmalarının sağlanması bu ölümleri %90 oranında azaltacaktır. Temel yaşam desteğine en güzel cevap veren olgular suda boğulmalardır. Vücudun sağlam olması ve beyin ölümünün daha geç olması kazazedenin yaşama döndürülme şansını büyük ölçüde artırmaktadır.